Japon deprem uzmanı yüksek inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, Türkiye'deki fay hatlarının doğudan batıya harekete geçtiğini belirterek İstanbul, İzmir ve Doğu Anadolu bölgesine dikkat çekti. Japon deprem uzmanı yüksek inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, bir yapı kimyasalları firmasının yeniden hep birlikte ayağa kalkıyoruz mottosuyla başlattığı deprem bölgesindeki şehirlerdeki seminerlerini sürdürüyor. Depreme karşı alınabilecek önlemlerle ilgili eğitim seminerleri için özel olarak tasarlanan Kaşif isimli tırla Hatay, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya illerinde seminerler veren Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki ve beraberindeki uzmanların bir sonraki durağı Elazığ oldu. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Moriwaki, Marmara ve İzmir'le Doğu Anadolu bölgesini işaret ederek önemli uyarılarda bulundu. Özellikle dikkat çektiği bölgelerde ve ülke genelinde muhtemel depremlerden en az hasarla çıkılabilmesi için herkesin ortak hareket etmesi, binaların kentsel dönüşümüne güçlendirilmesi gerektiğini belirten Moriwaki, inşaat mühendisleri ve mimarlarla birlikte düzgün inşaat nasıl yapılır onu anlatmaya çalışıyoruz. Bu konuda il il gezip paylaşım yapıyoruz dedi. Uzun vadede büyük tabii uğrabilir. Yani Malatya'da, Tunceli'de, Fayında bir beklenti var. Bu noktada neler sorun? İnşaatı yapıyor, ana müteahhit, inşaat mühendisi, mimar için tam doğru düzgün yapmak lazım. Bunlar için paylaşıyor. Benim hedefi yani siz normalde söylüyorsunuz, Japon deprem geliyorsa da bina çökmüyor, insan olmayacak. Türkiye'de o hale hep beraber Türkiye'nin inşaat mühendisi mimarıyla beraber ve tabi bazen siyaset tarafından yardım da lazım. Bunu 20 sene 30 sene vadede yapmaya çalışacak. 2020'nin 24 Ocak Elazığ'dan sonra Maraş'ta deprem oldu. Sonra Hatay'da. Yani Doğu Anadolu fay hattı uzun zaman kırmadı ve kırmaya başladı. Bu devam edecek, yani devam ediyorken en başı bunu Elazığ, Maraş, ondan sonra Hatay, ondan sonra diye söylüyorsa onu ilerideki Denizli tarafta, Hatay'ın daha ilerideki Denizli tarafı ve Kıbrıs tarafta gidebilir ve bazen böyle depremde fay hattı geriye dönebilir. O zaman bilmiyorum Karnova, Bitirişmiş, Van'a kadar o tarafta ikinci olarak bundan sonra olabilir diye söyleyebilir. Ve Türkiye genel olarak söylüyorsa Marmara Bölge ve İzmir'de olabilir diye söyleyebilir. Burada büyük bir deprem ortaya çıkabilir mi? Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, bu şimdi ara ara dün Tunceli'de ve 2-3 gün önce Malatya'da oldu. Ama bu Asti depremi diye söyleyebilir. Bunu 2 sene, yani 1 sene değil 2 sene devam edebilir. Tabii büyük deprem 5, 4 bunları yavaş yavaş az olacak. Ama 3 civarında ara ara gelebilir. Bunun için artık yani şaşırmamak lazım. Ve